taksiye. Efendim Fehmi'ciğim. Bak bak, taksilere saat konulması zorunluluğu getiriliyormuş ya. Tabii Fehmi'ciğim. Yani lazımlı bir şey o da. Yani sonuçta saati olan var, olmayan var, değil mi? Rukiye, öyle duvar saati gibi saat değil ya. Yani böyle taksiye takılan, gittiğin yeri ölçen bir alet o ya. Taksimetre. Yani böyle gittiğin yere kadar ne kadar gidiyorsan o kadar para ödüyorsun yani. Güzelmiş Fehmi'ciğim, iyi. İyi de diyorum, olur mu öyle şey ya? Taksicilerle ne güzel pazarlık yapıyorduk. Şimdi o pazarlık yapma şansımız tamamen ortadan kalktı. Vallahi yani hani çok taksiye binen bir insan olmadığım için çok da ilgilendirmiyor beni. Ne yalan söyleyeyim. Evet, evet. Bak, bak, bak. Ehliyetsiz araç kullananlara da 4 ile 10 bin lira arası ceza gelmiş. Ya para cezası. Bu aracını saygısızca kullanan da hep 1000 lira ceza ödüyormuş. Nasıl yani saygısızca? Şimdi tavuğunu çok belirtmemiş burada da. Herhalde şey ya, yani arabaya bindiğin zaman şoför olarak takım elbisen olacak, önünü ilikleyeceksin falan. Yani arabaya karşı bir saygın olacak. Her şeyden önce. Herhalde öyle bir şey yani. Ama bak, yolcu sağdan indirip bindirmeyen şoför 1000 lira, yolcu da 200 lira ceza ödeyecek. Bu diye. Sol tamamen yasaklanıyor. Tamam Fehmi'ciğim, ben hep sağdan inerim binerim bundan sonra. Dikkat ederim anacığım. Bak bak, araçtan bir şey atana 1000 lira ya. Mesela aldın, kül tablasını araçtan dışarı boşalttın. Hop, gel buraya 1000 lira. 1000 lira geliyor. Yani bizim arabamız yok ki hani. Bizi de çok ilgilendirmiyor değil mi bu trafik cezaları falan? Lan Rukiye, sen bir yayasın ya. Yaya çok önemli. En önemlisi yaya. Yaya hepsinden önemli ya. Allah Allah. Sen ne bir yayasın? Yayalığını bil, ona göre davran. Ya, ya. Ya, ya değil. Yaya. Kısa ve öz, yaya. Ya, ya. Olur mu öyle yaya, yaya? Yaya. Yaymadan yaya. Yaydığın zaman ya, ya oluyor ki anlamsız bir şey o ya. Ya. Hatta kafanı şöyle yaparsan daha kolay çıkıyor. Yaya. Allah'ım ya Rabbim, bu ne gereksiz bir enerji. Postacıya gülücükler, etrafa bir sevgi seli. Ya kardeşim, sabaha kadar uyumamışsın, gidip biraz yatsana. İşim var. Ne işin var? Gülden'in okuluna gideceğim. Gülden'in okuluna mı gidiyor? Hmm. Vay kardeşim benim ya. Bak üniversiteyi kazandın da haberimiz olmadı ha. İnan çok güldüm. Yok bu oğlum, ne alakası var ya? Gideceğim bir bakacağım. Okulda ne yapıyor bu kız? Kimlerle yürüyüşüyor? Ha, kırdın iyice kafayı yani. Bayağı komiser kolomboya çevirdin yani. Takip edeceksin yani kızı. Evet, takip edeceğim. Ne var bunda? Gideceğim bakacağım oğlum. Gözümüzün önünde değilken okulda ne oluyor? Kantinde, dersin dışında kimler buna geliyor, yanaşıyor? Bir terbiyesizlik eden var mı? Edepsizlik eden var mı? Varsa hazır gitmişken, elimdeymişken ağzını burnunu bir kırayım. Defterini düreyim, geleyim, değil mi? Yoksa da gitmişken bir iki tane çak birilerine zaten. O da olmayacak şey değil. Yani, tabii tabii. Oğlum iyice... Allah'ım, abuk sabuk şeyler konuşma ya. Millete gidiyorsun, ağzını burnunu kırıyorsun, sataşıyorsun. Bak sonuna karakola düşeceksin. Vallahi demedi deme. Şey olmaz. Nerede kaldı bu kız ya? Gelmesi lazımdı. Ne biliyorsun bugün ders olduğunu ya? Biliyorum, geldi gelecek. Buyur. Allah Allah. Adama bak, Gülden uzmanı oldu ya. Güldinarius profesör. Hadi devam et. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Gülden olok seni. Allah seni kahretmeye. Kıyıdan kıyıdan, sıçratmadan. Fehmi'ciğim. Evet. Bu bizim emekli ikramiyemiz var ya. Evet, var. Ben diyorum ki, biz bu emekli ikramiyemizle araba mı alsak? Rukiye, icat çıkarma ya. İcat çıkarma, ne gerek var? Durup dururken icat çıkarma. Yani
Hani böyle para çarçur olmadan böyle bir şey alalım, değerlendirelim yani. Onun için söylüyorum. Ha yani o parayla bir şey almazsak ben o parayı çarçur ederim, öyle mi? Yok yani, etmezsin de. Şimdi söyledin ya Ruge. Şimdi biraz önce onu söyledin. Çarçur edersin dedin. Çarçur edersin demedim. Çarçur olmadan dedim. Ha tamam işte. Kim çarçur ediyor? Ya çarçur eden benim. Ya, ben, ya ithamda bulunuyorsun bana ya. Dur dur gel. Çarçur edersin parayı diyorsun. Yok tamam Fehmiciğim, tamam tamam. Ben hiçbir şey söylemedim ben, tamam. Yok yok, tamam. Söyleyeyim, niye çarçur ediyorum ben parayı ya? Allah Allah. Hani çocuk muyum? Oraya buraya gideceğim, çar ve çur edeceğim parayı. Ne gerek var? Fehmiciğim hani para böyle durduğu yerde ufak 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 biter. Hani değerlensin diye ben o niyetle şey yaptım yani. Tamam. Anlaşılır ki. Sen bana güvenmiyorsun, o parayı çarçur edersin diyorsun. Rukiye teessüf ederim. Çok teessüf ederim. Fehmiciğim, vallahi öyle demek istemedim. Yani... Ay çok alıngan oldu bu. Ne yapacağım ben bununla böyle ya? Aa.